İslam var mı sorusu olan yok mu? Evet, bir soru var. Soruyu konuşalım. Sevmek ve ait kılmak birbiriyle çok eşgüdümlü çalışıyor. Bunları birbirinden nasıl ayırabiliriz veya bunlar birbirinden bağımsız olabilir mi? Değil mi? Soru aşağı yukarı bu. Evet. Burada öncelikle şunu hatırlatalım. Her bir şeyin psikolojik düzeyde ve ruhsal düzeyde yaşanma hali var. Yani biz bir şeyi psikolojik düzeyde bir benlik haliyle yaşayabiliriz. Spiritüel düzeydeki bir bilinçle yaşayabiliriz. Psikolojik düzeydeki bilinç haliyle yaşadığımız sevgi, şefkat, merhamet, sahiplenme, dostluk, arkadaşlık, vefa gibi bütün duygular aslında saf duygular değildir. Yani psikolojik düzeyde yaşadığımız sevgi saf bir sevgi değildir. Psikolojik düzeyde yaşadığımız merhamet, sahiplenme, koruyup kollama, arkadaşlık, dostluk, bütün bunlar psikolojik düzeyde yaşandığı müddetçe saf haliyle yaşanmamış olur. Hatta kadim bilgelik bu noktada hakiki kavramıyla birlikte bazen bu duyguları ele alır. Mesela hakiki sevgi, hakiki merhamet, hakiki dostluk, hakiki vefa gibi, yani bir şeyin hakikisi ifade edildiğinde aslında orada maksat bunun ruhsal bilinçle yaşanması kastedilir. Dolayısıyla aslında bizler bütün kavramları hemen hemen psikolojik düzeyde ve spiritüel düzeyde olmak üzere iki temel kategoride incelemeliyiz, anlamaya çalışmalıyız. O yüzden mesela sevgi nedir? Hangi düzeyde sevgi nedir? Psikolojik düzeyde mi, ruhsal düzeyde mi? İşte arkadaşlık, dostluk hangi düzeyde? Psikolojik düzeyde mi, ruhsal düzeyde mi? Tabii ki insanlar hani psikolojik düzeyde veya işte dini literatürle ifade edersek nefsani düzeyde bir şeyleri yaşadıklarını pek kabul edemiyorlar. Ben çok saf yaşıyorum. Ben hiç beklentisiz seviyorum. Ben hiç beklentisiz arkadaşlık yapıyorum. Benim dostluğum çok temiz. Hiçbir beklentim yok. Hiçbir çıkarım yok. Neden böyle düşünüyoruz? Çünkü beklentiyi veya çıkar kavramını çok sınırlı ve yüzeysel anlamında değerlendiriyoruz. İşte benim çıkarım yok. Hani arkadaşlık yapıyorum, dostluk yapıyorum. Hani para veya maddi bir çıkar bilmiyorum. Maddi olarak hiçbir beklentim yok. O zaman ben beklentisizim gibi bir algımız olabiliyor. Yani beklentiyi veya çıkarı çok zahiri ve görünür şeylere indirgiyoruz. Onlar olmadığında sanki çok saf bir şekilde sevdiğimizi, çok saf bir şekilde arkadaşlık, dostluk yaptığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla sevgi kavramı da bu noktada yeterince bu iki farklı düzeyiyle ele alınmamış oluyor. Sevgiyi çok saf bir duygu olarak algılıyoruz ayrıca. Yani mesela sevmek tırnak içinde çok temiz bir duygu. Sevgi yani bu. Daha ne diyeceğiz? Hani sevgi deyince
İnsanın aklına ne gelir? Bu ne? Hani para mı gelir? Yok. Makam mevki gelmez. Sevgi bu yani. Çok saf ve temiz olduğunu zannediyoruz. Peki gerçekte psikolojik düzey açısından böyle mi? Tabii ki değil. İşte aslında sorunun temelindeki mesele, yani sevmekle kendine ait kılmaya çalışmak veya kendine ait görmek arasında aslında hiçbir ilişki yok gerçekte. Ama psikolojik düzeyde ilişki var mı? Tabii ki var. Neden? Çünkü psikolojik düzeyde sevgi benim ihtiyaç duyduğum bir şeyin muhatap tarafından veya muhatapla ilişkim içinde karşılanması noktasında şekilleniyor. Yani ya direkt muhatabımın bir özelliği benim bir ihtiyacımı karşılıyor ya da o ilişki içinde benim ihtiyaç duyduğum bir şey karşılanıyor. Mesela diyelim ki ben hayatta bir işe yaramak istiyorum. Ve diyelim ki birisiyle bir ilişkim var. O ilişkide o kişi bana diyor ki ya sensiz yapamıyorum diyor. Artık diyor sensiz bir gün nasıl geçer bunu hayal bile edemiyorum. Ben ne hissediyorum o zaman? Bir işe yaradığımı hissediyorum. Bir fonksiyon gördüğümü hissediyorum. Ha diyorum ki İsmail bak sen bir işe yarıyormuşsun. Sen değerliymişsin. Bak biri sen olmadan yapamıyor. Demek ki sen bir varlığa, bir değere sahipsin. Bakın ne olmuş oldu? Ben ilişkim üzerinden psikolojik anlamda egomun ihtiyaç duyduğu bir şeyi tatmin ediyorum. Bu sefer ne yapıyorum? O insanı çok seviyorum. Hatta öyle seviyorum ki onu kendime daha bağımlı hale getirmeye çalışıyorum. O kadar seviyorum yani. O kadar çok seviyorum ki bensiz bir saniye yaşayamasın istiyorum. Hatta en büyük kabusum bir gün kalkıp bana ben sensiz de yapabileceğimi fark ettim. Artık ben sensiz de var olabildiğimi hissediyorum. Sana ihtiyacım yok dediğinde benim kabusuma dönüşüyor bu. Peki ne oldu şimdi sevgi? Ne diyorum? Diyorum ki hayır diyorum sen bensiz yapamazsın, yanılıyorsun. Bu nedir aslında? Psikolojik anlamda işe yaradığını hissetmek aslında bakın buradaki şey. Hani mesela farklı farklı şeyleri olabilir. Mesela birine sahip olmak yani. Birinin bana ait olduğunu hissetmem. Bu da psikolojik düzeyde bir ihtiyaç olabiliyor psikolojik düzeyde. Ve bunu tatmin eden birisi, işte biri diyor ki bana ben sana aitim. Ben, o bunu demiyor ama ben diyorum sen bana aitsin. Bak ben seni her türlü korurum, sahiplenirim. Seni kimseye ezdirmem. Her daim ben senin yanındayım. Aslında ben ne, hangi ihtiyacımı karşılıyorum tırnak içinde bu sevgi ilişkisinde? Birinin bana ait olma ihtiyacını karşılıyorum. Şimdi bütün bunlar psikolojik durumlardır. O yüzden psikolojik düzeyde sevgi ihtiyaçlar temelinde şekillenir. Psikolojik düzeyde sevgi eşittir ihtiyaç. Burada ihtiyaç kavramını geniş biçimde ele alın ve illa işte karşımdaki benim hangi ihtiyacımı karşılıyor ki atıyorum bana para mı veriyor, beni koruyup kolluyor mu, beni sahipleniyor mu? Örnek veriyorum. Diyelim ki hayır. Bütün bunlara hayır cevabını verdim. Peki o zaman benim hangi ihtiyacımı karşılıyor? Benim birinin hayatına katkıda bulunma, birini koruyup kollama, bir işe yarama, birine merhamet gösterip o merhamet eden varlık hissiyle kendimi tatmin etme ihtiyacımı karşılıyor. Mesela bazı insanlar vardır, kedileri beslerler. Niye besliyorlar aslında? Bazıları için söylüyorum. Sana genelleştirip eleştiriye muhatap olmak istemiyorum. Aslında sevme ihtiyacını karşılıyor. Psikolojik düzeyde
Yani bak ben bunu seviyorum, ben bunu koruyup kolluyorum, besliyorum. Oradan da bir geri dönüşüm olarak, psikolojik bir geri dönüşüm olarak bak ben işe yarayan, güzel bir şey yapan biriyim. Bu ihtiyacını karşılıyor. Bakın bunları tümüyle eleştirdiğimi veya kötülediğimi düşünmeyin. Sadece adını koymaya çalışıyoruz. Biz burada analiz yapıyoruz. Kendi aklımda koyduk. Anladım ben şu ihtiyacını karşılıyorum. Evet. Ama bunu söyleyince bütün şey bozuluyor. Yani. Bunu açıkça konuşmak gerekir mi? Evet, bunu açıkça konuşmak gerekir. Konuşmazsanız bozulmaz, konuşursanız bozulma ihtimali vardır ilişkiniz. Ama konuşursanız o zaman daha açık, daha net bir ilişkiniz olur. Ama denildiği gibi eğer biz bunu açıkça konuşursak, yani ben hep şunu söylüyorum, seni seviyorum yerine sana ihtiyacım var diye. İnsanlar diyor ki öyle dersem karşındaki ilişkiyi bitirir. Ben de diyorum bitirsin. Çünkü o olmayan bir ilişki aslında. Kurgusal bir ilişki. Ama tabii ki insanlar ne diyelim maskeli baloyu devam ettirmeyi tercih ediyorlar. Tabii burada herkese saygımız var yani. Herkes maskeli bir baloda yaşayabilir. Hatta ben bakıyorum işte eşimi çok seviyorum. Yani ben tabii hani meseleyi çok açık etmiyorum. Eşimi çok seviyorum deyince seviyorsundur diyorum. Ne diyeyim yani, değil mi? Kimseyi taşıyamayacağı bir yükle zorlamamak gerekir. Ama madem bir şeyin gerçekliğini öğrenmek istiyoruz, orada şu soruyu sormalıyız. Ben muhatabımda hangi ihtiyacı karşılıyorum? Mesela çocuğumu seviyorum. Niye? Çünkü o anneliği yaşamak istiyorum. Yani çocuğunuzu sevmenizde bile psikolojik düzeyde bir tatmin vardır. Psikolojik düzeyde bir ihtiyacın karşılanması vardır. O yüzden bir bilgenin güzel bir sözü vardır. Bir ilişkide ihtiyacınız ne kadar azsa, ihtiyacınız az olmasına rağmen ilişkiniz ne kadar kuvvetliyse o ilişki gerçek sevgiye daha yakındır. Ama biz o ihtiyaçların çekimini sevgi diye tanımlıyoruz. Halbuki ihtiyaçlar birbirimizi çeker. Her birimizin psikolojik düzeyde ihtiyaç duyduğu şeyler birbirimizi çekmemize yardım eder. Diyelim ki birinin zayıf, birinin güçlü olması bir çekim oluşturur. Ben birini koruyorum, muhatabım da korunduğunu hissediyor. Kim burada muhtaç? İki taraf da aslında muhtaç. Biri korunmaya muhtaç, birisi birini korumaya muhtaç. Hatta bu böyle korumaya muhtaç olan insanlara böyle bak sen şunu koru dersin, bir şeyi koru, hemen angaje olur. Çünkü bir şeyi korumaya muhtaç. Çünkü koruduğunda güçlü olduğunu hissediyor. Mesela. Demek ki orada kişi güçlü olmaya muhtaç. Hatta ilginçtir. Güçlü olmaya muhtaç olan bazı insanlar karşılarındaki insanın her zaman zayıf olmasına ihtiyaç duyarlar. Çünkü o ilişki ancak o şekilde yürüyebilir. Hatta bazı anneler vardır. Ki parantez içinde söylüyorum, benim nazarımda annelik, babalık diye kutsal bir duygu yoktur. Bu da ayrı bir konu. Bazı anne babalar farkında olmadan çocuklarını kendilerine bağımlı kılarlar. Neden? Çünkü yalnız kalmaktan korkarlar. Eğer çocukları onlara bağımlı olursa o zaman onları hiçbir zaman bırakmayacaklardır. Bu bilinçli olarak yapılmaz. Bilinçaltı böyle işler. Ve kişiler bunu sevgi olarak tanımlar.
mesela ben her zaman örnek veririm. Mesela kediler yavrularını büyütürken dikkat edin. Böyle bir nevi onları kendi başlarına ayakta kalacak şekilde yetiştirmeye çalışırlar. Yani şey yapmazlar. Siz gitmeyin. Etrafımdan ayrılmayın. Siz bensiz yapamazsınız. Diye bir bağımlılık oluşturmazlar. Neden? Çünkü bir kedinin psikolojik anlamda böyle bir ihtiyacı yoktur. Yani çocuklarım olsun, benim etrafımda olsunlar, beni bırakmasınlar, ileriki yaşımda yalnız kalmayayım, işte konuşacak biri olsun diye bir ihtiyacı yoktur. O yüzden yavrularını kendi başlarını ayakta kalacak şekilde büyütürler. Ve burada şuna dikkat edeceğiz. Psikolojik düzeyde sevgi ihtiyaç temelindedir. Fiziksel ihtiyaçlar, duygusal ihtiyaçlar, zihinsel ihtiyaçlar ve her türlü içgüdüsel vesaire bütün ihtiyaç kavramını bu çerçevenin içinde değerlendirmek durumundayız. Aslında arkadaşlar biz bunu kabul etsek ilişkilerimiz çok daha gerçekçi bir noktaya gelir. Mesela ben diyelim ki bana her zaman kılavuzluk edecek bir insana ihtiyaç duyabilir. Derim ki bak böyle olaylara objektif bakan, bu anlamda bana kılavuzluk edebilecek bir insana ihtiyacım var. Ve sen bu ihtiyacımı belli bir ölçüde karşılıyorsun. Dolayısıyla bundan dolayı sana çekim duyuyorum. O da gerçek anlamda neye ihtiyaç duyduğunu hissedip onun üzerinden kendini ifade etse, ben de şu şeye ihtiyaç duyuyorum ve bu ihtiyaç temelinde sana yakınlık hissediyorum, seni seviyorum dense kötü mü olur? Niye seviyorum? İşte neyse o. İhtiyacı seviyorum. Çok araçsallaştırılmış olmaz mı? Yani sana kendini araçsallaştırılmış hissediyorum. Evet. Çok güzel. Herkes bakın. Hayal görüyorum. Aynen. Araç olduğunu kabul ederek ilişkiler. Evet. Mesela insanlar şey diyor, beni seviyorsun değil mi diyor. Ya ben bazen insanlara diyorum ki, sen dediğin ne? Diyor ki, beni mi seviyorsun yoksa aslında başka bir şeyleri mi seviyorsun? Beni mi seviyorsun? Peki diyorum, ben sana sorayım. Sen ben dediğin şeyi anlat. Ben de seni sevip sevmediğimi söyleyeyim. Anlat şimdi. Ben neyim? Anlat. Ben de seni sevip sevmediğimi arkasından söyleyeceğim. Nedir bu beni seviyor musun? Anlat bakalım bu ben ne? En önce nereden başlarsın? Bedeninden başlarsın değil mi? Ben de sana diyorum ki bedenini seviyorum. Hayır diyor, beni seveceksin. Peki ben ne? Bedeninden başladım. İşte sosyal itibarın, sergilediğin duygular, düşünceler, aklın, mantığın, birikimin. Bunlar mı? Sen bunlar mısın? Ben de diyorum ki bunları seviyorum. Peki sen bu musun? Bunlar mısın? Eğer bunlarsan bak bunlar değişken şeyler. Ben desem ki ben senin bedenine, ben senin bana sergilediğin duygulara, ben senin benim hayatımı kolaylaştırmana ihtiyaç duyuyorum desem alınacaksın. Ama aslında sen de aynı hikayeyi anlatıyorsun bana. Ya bana şunu mu söylüyorsun? Bak ben Tanrı'nın ruhundan üflediği bir varlığım. Sen bunu görüyor musun? Ve bunu seviyor musun? Var mı bunu diyen bir insanoğlu? Göremiyoruz. Mesela hocam şöyle diyorlar hani. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Yani buradan ne anlamalıyız? Yani bu söz söylenirken hangi işte benlikle söylenmiş oluyor? Orada yaradılanı ifadesini alıp o kişiye açtırmak lazım. Yaratılanı derken neyi kastediyorsun? Onun üzerinden yol almak lazım. O neyi kastediyor? Onun üzerinden süreç ilerleyebilir. Ve dolayısıyla arkadaşlar dikkat edin. Aslında
bir şekilde sevilmek istiyoruz. Ama aslında kendimizin ne olduğunu net olarak belirleyemiyoruz. Veya bu konuda net değiliz. Yani beni sev. Tamam, peki sen nesin? Buna cevabımız olmadan biz nasıl yol alabiliriz? Değil mi? Diyorum ki beni sev diyorum ama ben derken neyi kastettiğim çok net değil. Ya işte felsefe yapma, bırak bunları, beni seviyor musun? Size biri bunu sorarsa söyleyeceğiniz tek söz soru bana beni anlat, yani bana kendi benini anlat, ben de onu sevip sevmediğimi söyleyeyim. Peki arkadaşlar, ilk soruya gelelim. Sevmekle ait kılmak arasında bir ilişki var mı? Eğer psikolojik düzeyde ise bu, dediğimiz gibi psikolojik düzeyde sevgi ihtiyaca dayanır ve kişi ihtiyacını karşılayan şeyi kendine ait kılmak ister. İhtiyaç duyduğu şey onun yanında olmalıdır. Ona ait olmalıdır. Ona ait olmasını o yüzden ister. Ama ihtiyacın yoksa işte spiritüel düzeyde sevebilirsin ve spiritüel düzeyde sevdiğin şeye ihtiyaç duymaksızın seversin. Orada sevgi kendinin kendine olan sevgisidir. Orada ikilik yoktur. Yani ruhsal sevgide ben seni seviyorum ikiliği yoktur. Kendinin kendine sevgisidir. Orada ihtiyaç kavramı da söz konusu değildir. O yüzden Platon der ki gerçek aşık senin ruhunu sevendir. Ama ne olarak sever? Kendi olarak sever. Ne diyor Hazreti İsa? Komşunu kendin gibi sev. Yani ötekini kendin olarak sev. Sanki o kendinmiş gibi. Çünkü zaten gerçekte kendi birdir. İkilik yoktur. İkilik olmadığında ait kılma veya ait olma kavramı da yoktur. Ama psikolojik düzeyde vardır. O yüzden psikolojik düzeyde ne kadar doğal ihtiyaçlarınız varsa ve bu ihtiyaçlarınız ne kadar doğalsa, bakın mesela bir insana sahip olma arzusu doğal bir ihtiyaç değildir. Bir insana sahip olma arzusu. Birisinin tamamen kişinin ihtiyaç ve beklentilerini sorgusuz sualsiz yerine getirme arzusu. Bunlar doğal ihtiyaçlar değil. Ama bazı insanların böyle psikolojik anormal ihtiyaçları olabiliyor. Yani kendi emrinde bir itaatkar, bir muhatap arıyor. Bazı insanlar bu ihtiyacı karşılamıyor mu? Bazı insanlar da bu ihtiyacı karşılıyor. Ben o ne derse yapıyorum, o da benim şu ihtiyaç ve beklentilerimi karşılıyor diyebilir. O yüzden dikkat edeceğimiz şey psikolojik düzeydeki ihtiyaçlarımızın doğal olması ve bunların yine doğal ölçüler içinde olması. Mesela giyime ihtiyacım var ama eğer gardırobumda 100 tane takım elbise varsa bu doğal bir ihtiyaç ve doğal bir ihtiyacın sonucu değildir. Bunun gibi. Mesela kendini yalnız hissetmeme ihtiyacı. Bu psikolojik düzeyde tırnak içinde doğal bir ihtiyaçtır. Ama psikolojik düzeyde. Kişi yalnız olmak istemez. İşte konuşacağı, muhabbet edeceği biri olsun ister. Veya kendisini onaylayacak birine ihtiyaç duyar. Değil mi? Bu da nispeten doğal kabul edilebilir. Fakat bunlar aşırı olmamalıdır. Bunun ölçüsü nedir? O ihtiyaç karşılanmadığında aşırı reaksiyon vermemektir.
aşırı reaksiyon veriyorsanız bir konuda, herhangi bir ihtiyacınızın karşılanmaması durumunda aşırı reaksiyon veriyorsanız, orada ya o ihtiyaç doğal değildir, ya da o ihtiyaç doğaldır ama aşırılığı söz konusudur. Dolayısıyla psikolojik düzeyde sevgi ait kılma ihtiyacından bağımsız olamaz. Ha, burada bazen yalanlara bakıyorsunuz, kişi seviyor ama hiç kendisine ait kılmaya çalışmıyor. Neden? Çünkü önünde çok fırsat. Bu sizi yanıltmasın. Veya kişi sadece ihtiyacını herhangi karşılamaya odaklıdır. Yani orada kişi önemli değildir. Burada da psikolojik şu inceliğe işaret etmek isterim. Bazı insanlar bazı ihtiyaçlarını birine odaklı bir biçimde karşılayacaklarını düşünürler. Mesela diyelim ki sevilme ihtiyacı. Diyelim ki birisiyle ilişkisi var ve bir ölçüde sevilmiş. Ama diyelim ki onu seven kişi artık sevmiyor. Eğer kişi o seven kişiye aşırı odaklıysa, bu sefer şöyle bir şey oluşur. Beni bir tek o sever, beni o sevmeli, zaten daha önce seviyordu. Ve onun sevgisinden başka hiçbir şey beni mutlu etmez. Yani kişi ihtiyaç duyduğu bir şeyin biri tarafından karşılandığını deneyimlediğinde o ihtiyacının sadece o kişi tarafından karşılanacağını zanneder. Ve ona aşırı bir bağımlılık, tutku geliştirir. Bu bazı insanların da hoşuna gider. Birinin size tutkuyla bağlanmasından hoşlanırsınız, değil mi? Yani işte mesela boşandınız veya ayrıldınız, işte şunu irdelersiniz. Mutlu mu acaba? Evlendi, mutlu mu oldu? Çünkü ego şunu ister. Evlensin ama mutlu olmasın. Hep benim boşluğumu hissetsin. Neden? Çünkü özel biri olduğunuzu hissetmek istiyorsunuz. Ve onun size şunu demesini bekliyorsunuz. Ya işte evlendim, şöyle oldu, böyle oldu ama senin yerini hiç kimse dolduramadı. Neden bunu duymak ister ego? Çünkü kendisinin özel biri olduğunu hissetmek ister. Bakın, şimdi sevgiyi konuşuyoruz değil mi? Ama neler çıkıyor altından değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü psikoloji. Doğru yere oturtursak onu doğru biçimde yaşarız. Doğru biçimde tanımlarız. Ne yanılırız, ne yanıltırız. Yani ne biz yanılırız, ne karşımızdaki insanı yanıltırız. Ama ego şundan hoşlanmıyor. Ya bu böyle hoşumuza gitmedi. Neden? Çünkü egonun bulanıklığını ortaya çıkarıyor bunlar. Mesela ben hayatta kolay kolay sevgi konusunda kimseyle konuşamam. Neden? Çünkü kimse o temiz berrak görünen havuzun dibindeki tortuyu, bulanıklığı görmek istemiyor. Ne zaman karşılaşıyor, yüzleşiyor? İlişkisi bozulduğunda. İlişkisi bozulduğunda bir bakıyor ki ooo yüzlerce beklenti var. Veya diyelim ki ayrıldı mı sevgilisi veya eşi? Bakıyorsunuz, işte mutlu olmasını istiyorum. Neden? Çünkü ben de mutlu olmadı. Ben de mutlu olmadıysa bu kimseyle aslında mutlu olamaz. Nereden biliyorsun? Ya işte olmamalı. Bakın ne tortular çıkıyor değil mi? O yüzden psikolojik düzeydeki sevgiyi sakin bir şekilde irdelemeliyiz. İhtiyaç kavramı üzerinden başlayarak neye ihtiyaç duyuyorum? Dediğim gibi arkadaşlar burada ihtiyaç deyince aklımıza illa böyle maddi şeyler gelmesin. O işin en ilkel yönü. O maddi ihtiyaçlar işin en ilkel yönü. Biz daha böyle psikolojik ihtiyaçlara vurgu yapmaya çalışıyoruz. Ve o psikolojik ihtiyaçları keşfederseniz o zaman o ilişkiden, yani o psikolojik düzeydeki
ihtiyaç kaynaklı sevgi ilişkisinden yavaş yavaş ileriye doğru yol alabilirsiniz. Mesela karşımdakine ihtiyacım olmadığı halde onu sevebiliyor muyum? Karşımdakine ihtiyacım azaldığı halde ona olan bağım, yakınlığım, sahipleniciliğim veya hissiyatım devam ediyor mu? Çünkü psikolojik düzeyi ne kadar iyi tanımlarsanız ve o konuda ne kadar sağlıklı bir biçimde çalışırsanız spiritüel düzeye geçme ve spiritüel düzeyde o sevgiyi idrak etme imkanınız o derece artar. Ama siz psikolojik düzeyde yaşadığınız sevgiyi gerçek, hakiki sevgi zannederseniz, hani ben çocukken hiç emzik emmedim, bana da çok garip gelirdi, belki hiç şey yapmadığım için, deneyimlemediğim için. Mesela böyle o plastikten emziği çocukların emmesi bana çok garip gelmiştir. Ne anlıyor bu çocuklar diye düşünmüşümdür ama işte o neyi imajine ediyor? Gerçek olan memenin yerine onu ikame ediyor ve onun yerine geçiriyor ve fark etmiyor bunu. Yani çocuğun ağzına emziği veriyorsunuz, o memeyi emdiğini zannediyor. Ne yapıyor yani? Onu onun yerine koyuyor. Şimdi böyle yapmak neye mal olur bize? Gerçek olandan uzaklaşmaya mal olur. Biz her şeyin psikolojik düzeyini hakikisiyle karıştırıyoruz. Hakikisiyle karıştırıyoruz. Bu yetmiyor. O psikolojik düzeydeki sevgiden hakiki olanın niteliğini bekliyoruz. Diyoruz ki beni nasıl terk eder? Ya senden daha güzelini buldum. Niye terk etmesin? Rasyonel olarak baktığın zaman olabilir değil mi? Veya sen onun beklentilerini daha az karşılamaya başladın. Veyahut da kendisine göre kendisinin ihtiyaç duyduğu şeyleri bir başkasının daha çok karşıladığını veya karşılayabileceğini zannetti. Ne yapacaksın bu durumda? Şimdi biz ne yapıyoruz? Psikolojik düzeydeki bir sevgi ilişkisinden spiritüel düzeydeki sevginin niteliğini bekliyoruz. Beni nasıl bıraktı? Çok mu şaşırıyoruz yani? Yani çok şaşırılacak bir şey. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? Burada oturacak yerler var. Ne yapmamız gerekiyor? Kendimiz üzerinde çalışmak gerekiyor. Sevgi ilişkisinde yaptığımız en temel yanlış başkasının üzerinde çalışıyoruz. İşte beni ne kadar seviyor? Beni nasıl seviyor? İşte beni bırakır mı? İşte beni terk eder mi? Şu bu bir sürü soruyu önümüze koyuyoruz. Bu nedir? Başkasının dünyasına kafa yormak. Başkasının alanında çalışmaktır bu. Ya karşındaki de psikolojik yani. Ermiş değil yani. Ne bekliyorsun ondan? Şunu sorman güzeldir. Muhatabım bende hangi ihtiyaçlarını karşılıyor? Ve bunu sor. Daha objektif olmaz mı? Olur. Ama öyle değil. Ya öyle beni sevmeli ki, beni her şeyimle kabul etmeli. Peki sen onu her şeyiyle kabul ediyor musun? Etmiyorsun. Değil mi? Ne olursa olsun beni bırakmamalı. Bir bak bakalım, sende o şey var mı? Gerçekte var mı ama, gerçek anlamda. Çünkü bazı insanlar bazılarını bırakamazlar. Çünkü orada psikolojik bağımlılık gelişmiştir. Kastettiğimiz psikolojik bağımlılık değildir. Birini bırakmama ne zaman erdem olur? Ona hiçbir ihtiyacın olmadığı zaman erdem olur. Yoksa ben birine bağımlıyım, onu bırakamıyorum ve diyorum ki ben asla onu bırakmam. Sen öyle bir bırakırsın ki ama psikolojik boyutta bağımlı olduğu için bırakamıyorsun. Hiçbir psikolojik bağımlılığın olmasın ve onu bırakma. İşte bu bir erdem olabilir. O yüzden psikolojik düzeyi iyi tanımalısınız. İyi tanırsanız üzerinde çalışabilirsiniz.
Ve ilişkilerde insanların dikkat etmesi gereken temel şey öncelikle kendileri üzerinde çalışmak. İkinci olarak da muhatabını doğru anlamak. Yani onu olduğu gibi görmeye çalışmak. Olduğu gibi görmeye çalışmak. Onu olduğu gibi görmeye çalış ki yanılmayasın. Kendin üzerinde çalış, bilinç seviyeni yükseltip gerçek anlamda o öz farkındalığını geliştirebilirsin. O yüzden ilişkilerimizde asla karşımızdakine temelde odaklanmamalıyız. Öncelikle kendi üzerimizde çalışmalıyız ama eş güdümlü olarak da muhatabımızı iyi anlamalıyız, iyi analiz etmeliyiz. İyi analiz edersek sorunu çözebiliriz. Benim böyle tanıdığım bir arkadaşın ilginç bir gözlemi vardı. Bir çocuğu vardı böyle 5-6 yaşlarında. Ya dedi böyle götürüyorum onu çocuk parkına. Böyle bir arkadaş buluyor, onunla çok iyi anlaşıyor. Bana diyor ki, baba ben ona gideceğim. Ben onunla oynayacağım, onun evine gideceğim. Diyor ki bir anda beni satıveriyor diyor. Ya tabii satacak o çocuk, ne yapsın, onun ihtiyacı ne? İyi anlaştığı bir arkadaşla güzel oyun oynamak. Şimdi bu psikolojik bir ihtiyaç. Ama anne baba ne istiyor? Mesela şunu düşünün, çocuğunuz sizden daha iyi bir anne baba bulsa ve size dese ki artık ben şunlara anne baba diyeceğim dese, bir bakın bakalım ne hissediyorsunuz anne baba olanla, değil mi? Veya şöyle düşünün, eşiniz size dedi ki ya ben senden daha iyi bir insan buldum. Hani bakın şey karıştırmıyor işte, daha güzel daha yakışıklı değil. Senden daha olgun bir insan buldum ve onunla hayatımı devam ettirirsem bana çok iyi gelecek. Ne dersin dese ne hissedersiniz? Ona ihtiyaç varsa kabul etmek kolay. Değil mi? İhtiyaç varsa. Ama ihtiyaç varsa diyeceksiniz ki vefasız diye başlayacaksınız değil mi? Ben senin ceremeni çekeyim, bütün sıkıntıyı ben çekeyim. Şimdi biraz rahat ettin. Falan, değil mi? Başlarsınız. Bakın neden? Çünkü ihtiyaç üzere o ilişkiyi yaşıyorsunuz. Peki bu büsbütün kötü bir şeyle dikkat edin. Tekrar ediyorum, büsbütün kötü bir şey değil. Kötü olan ne? Bunun fark edilmemesi. İlişkilerin ihtiyaç kavramı üzerine oturduğunun fark edilmemesi veya bunun kabul edilmemesi. Bunun kabul edilmemesi. İhtiyaç varsa beklenti var. Beklenti varsa muhatabı olduğu gibi görmek olasılığı yok. Muhatabı değiştirmeye çalışırız. İşte ama olduğu tabii, gibi nasıl tabii, olduğu gibi, ya, olduğu gibi görmemiz için yani olduğu gibi görmemiz mümkün. Olduğu gibi kabul etmemiz zor olabilir. Olduğu gibi görebilirsiniz eğer korkularınızla yüzleşebilirseniz. Ha, peki biz niye olduğu gibi göremiyoruz? Soru güzel. Çünkü bir hayal kuruyoruz. Yani işte beni hiç dert etmez. İşte birlikte yaşlanacağız. Birlikte torunlarımıza hikayemizi anlatacağız. Neden? Çünkü öyle bir hayalin var. Ve bunu kabullenemiyorsun bunun aksini. Karşı taraf aynı hayali paylaşmıyorsa veya senin kurduğun hayale bir uygun geri bildirimde bulunamıyorsa onu kabullenemezsin. Bakın insan niye birini kabullenemez? Çünkü öyle değil, başka türlü olmasını bekler. Dolayısıyla beklentilerimizi, ihtiyaçlarımızı doğru bir biçimde fark etmeliyiz. Önceliklerin doğal olup olmadığına bakmalıyız. Mesela ben bazı insanlar görürüm. Böyle ebeveyn-çocuk ilişkisi veya karı-koca ilişkisinde. Mesela bir taraf çok bağımlıdır. Ve öyle bir bağımlıdır ki eşinin hasta olmasından, ölme ihtimalinden çok korkar. Ve eşine aşırı bir bağlılık sergiler. Onu
memnun etmeye çalışır vesaire. Ve bunu siz sevgi zannedersiniz. O kişi de bunu sevgi zanneder. Halbuki orada çok güçlü bir zayıf benlik ve o zayıf benliğin bağımlılığı vardır. İşte o yüzden insanoğlu bence sevgi kavramını uzun süre bir kenara koymalı. Yani sevgi kavramından bahsetmemeli. İlişkilerinde ihtiyaç kavramı üzerinden konuşmalı. Hatta evlilikler şöyle olmalı. İşte bilmem kim oğlu kim şu ihtiyacına binaen şu kişiyle evlenmeyi arzu ediyor. Şu kişi de şu ihtiyacına binaen bu kişiyle evlenmeyi tercih ediyor. Biz de bu ihtiyaçların doğal ve makul olduğunu gördük. Bunu uygun bir şekilde bir evlilik olarak değerlendiriyoruz. Siz de buna şahit olun. Böyle derse çok iyi olur arkadaşlar. Emin olun. Bakın. Cam yapılmıyor mu? Altınlar, evler, arabalar. Yüzeysel de olsa onlar maalesef tabii, onlar işin yüzeysel çok görünür tarafı. Ben biraz daha o içsel tarafa vurgu yapmak istiyorum. Ama ihtiyaçlar an be an değişiyor. Tabii bakın, çok güzel. Bakın ne kadar güzel bir şey. Çok önemli bir şey. Mesela bakıyorsunuz ben eşimi çok sevdim. İşte hatta yok kaçırdım, yok ailelerimize karşı çıkarak evlendik. Şimdi gözün dışarıda niye? Ya hocam gönül bu. Nereye konacağı belli değil. Ya belli kardeşim bak nereye konacağı çok belli. Sen birini ele geçirme, birine sahip olma, birini tırnak içinde savaşarak, mücadele ederek elde etme arzusu duyuyordun. Biri de sana sınır engel koyunca o arzun çok tahrik oldu. Onun için belki en büyük sıkıntıları göze aldın. Ama sonra baktın hani kovalamadaki has yakalamayla son bulabiliyor. Veya dediğiniz gibi kişi farkında olmadan ihtiyaçları çok değişiyor. Bu sefer ne diyor? Ya diyor ben sana eskisi gibi yakınlık hissedemiyorum. Ya bizimkiler de kızmaya başlıyor. Ne biçim kadın, ne biçim erkek. Ya biçimi yok kardeşim. Bir psikolojisi var. Bu kadın erkek konusu da değil. Kadın erkek konusu da değil bu. Bu tamamen ihtiyaç kavramı. Hakikaten de bazen bakıyorsunuz kişinin evlendiğinde ihtiyaçları 10 sene sonra, 5 sene sonra, 20 sene sonra değişebiliyor. O zaman ilişkideki bağ ve tutku veya ne dersek diyelim değişiyor. Burada anormal olan ne var? Anormal olan bir şey yok. Anormal olan şu, bu durumu objektif bir şekilde görmeyip, bu durumu objektif bir şekilde okumayıp korku üzerinden biz ne güzel birbirimizi seviyorduk. Ya kardeşim sen hangi dünyada yaşıyorsun ya? Ya metaverse'de yaşıyorsun işte yani. Bir şey kurmuşsun. İnsanlar şu gözlük çıkacak, bu gözlük çıkacak. Ya kardeşim hepimizde ego gözlükleri var yani. Zaten metaverse'de yaşıyoruz. Gerçek verse'de yaşamıyoruz. Gerçek hayatta, gerçek alemde yaşamıyoruz zaten. Benliklerimizin gözlükleriyle yaşıyoruz. Ben bakıyorum, evlenen insanlara bakıyorum veya işte farklı ilişkilere, dostluk, anne baba vesaire bütün ilişkilere yani aslında objektif, ilişkisini objektif görebilen çok az insan var. Hepsi kurgu. Ben çocuğumu çok seviyorum, bu çocuk beni hiçbir zaman bırakmaz. Nereden biliyorsun? Kurgu. Bir gözlüğün var. O zaman bakıyorsun, çocuk sana kafa tutabiliyor. Veya ben sana mı bakacağım diyor, benim de bir hayatım var diyor. Ama sen objektif bir biçimde görebilme becerisine sahip değilsen, o zaman hayallerin içinde yaşıyorsun. Peki gerçek anlamda hedefiniz ne? Gerçek anlamda hedefimiz kendimizi bulmak. Bakın, ilişkiler hayatımızı sürdürmek için oluşturduğumuz en büyük tamponlardır. Birçok insanın hayatından ilişkilerini alın. En önemsediği, en temel gördüğü ilişkiyi alın.
çökecektir. Ve alternatifsiz bırakın, çökecektir. Neden? Çünkü o ilişki onun için en büyük tampon. Onu koruyan şey yani. Evet, psikolojik olarak onu koruyan bir tampon. Mesela bazı ebeveynler görürsünüz. İşte çocuklarını büyütür, torunları da büyütür maalesef tabii ki. Maalesef derken hani işte ya işte toruna sen bak. O da onu tatmin eder. Çünkü bir işe yarıyor hala. Büyütecek torun da kalmadı. O zaman bir boşluğa düşüyor. Neden? Çünkü ilişkileri bitti. İlişkileri bitince o tampon da ortadan kalktı. Şimdi ben ne yapıyorum? Çocuklar işte kendi başlarına hayatlarını yaşıyor. Zaten torunlar da büyüdü. Artık ayda yılda bir kere anneannesini, babaannesini telefonla arar veya gelir. Peki ne oldum ben şimdi? Ben neyim? Ben ilişkilerimin üzerine oturan bir varlıktım. Benim en temel tamponum buydu. Onlar gitti. Ne olacak şimdi? O zaman çökeceğim. O yüzden Mevlana'nın güzel bir sözü vardır. Dünya gaflet üzere ayakta durmuyordu. Yani gerçek anlamdaki hayatın farkındalığında değiliz. İlişkilerimizi yanlış bir zemine oturtuyoruz. Modern psikoloji de bunu destekliyor. İnsan ötekiyle yaşar. Mutlaka aynalanman gerekir. Hepimiz ayna arayacağız. Şunu düşünün, hayatında hiç ayna görmemiş bir insan yüzünden şüphe eder mi? Etmez değil mi? Evet, yüzünün ne olduğunu bilmeyebilir. Bilmemek onun yüzünün varlığı noktasında ona bir şüphe vermez değil mi? Kötü olan şey şu, ayna olmadığımızda yüzümüzden şüphe ediyoruz. Her zaman bir ayna var ama her zaman objektif bir ayna yok. Her zaman ayna var, kötü aynalar çok. Değil mi? Bakın, her birimiz aynalanıyoruz. Ama ne kadar objektif aynalanıyoruz çok nadir. Belki de hiç. Aynaların bir kısmı da sirk aynası gibi. Bizi olduğumuzdan çok farklı gösteriyor. Mesela biri bize diyor ki sen benim için bir hiçsin diyor. Senin hiçbir değerin yok diyor. Bizdeki ayna ne diyor o zaman? Bizdeki ayna değil. Bizdeki öz kendilik bilinci yoksun. Eğer ona ayna dersek onu kabul ederim. İşte zaten arkadaşlar burada en temel şey şu. Bir ilişkide sen nesin? Buna dair bir tefekkürün yoksa çok yanlış bir yerde duruyorsun. Çok kaygan bir zemindesin demek ki. Bir ilişkide önce kendine şunu sorman lazım. Ve bu sorunun cevabını aksine ihtimal vermeyecek netlikte keşfetmen lazım. O da nedir? Ben neyim? Ben değerli miyim? Ben sevilebilir nitelikte bir varlık mıyım? Ben kendimin farkında mıyım? Eğer bu soruları kendinize sorup doğru cevaplar vermiyorsanız bir ilişki sizin hayatınızın en büyük kabusu olmaya açıktır. İlişkiniz iyi gitse bile bunu söylüyorum. Bir türlü kabus olur, ilişkiniz iyi gitse hayatınızda asla kendinizi bulamazsınız. Çünkü derin bir uykuya dalarsınız. Sizi çok seven bir eş, çok değer veren bir eş. Sizin uykunuz olur. Çok güzel uyursunuz. Eğer ilişkiniz bozulursa apaçık bir kabusa dönüşür. Bir gün eve gittim, eşim terk etmiş. Almış başını gitmiş. Düşünürüm, neyin hesabını yaparım? Acaba onu kıracak, üzecek, herhangi bir şeyim oldu mu? Bir yanlış tavrım oldu mu? İnsani olarak bu ilişkide sergilemem gereken doğru şeyleri yaptım mı, yapmadım mı? Yaptıysam çok şükür. Yapmadıysam manen ondan özür dilerim. İnşallah mutlu olur, huzurlu olur. İnşallah kendini bulacağı bir hayat yaşar derim, demem gerekir. Demiyorsam cahilim, bu kadar açık.
İşte, işte, evet. İşte psikolojik benlikler evet cevap veriyor ve ben bu psikolojik benliklerin hem ayırdına varmalıyım hem de o spiritüel yolculuğumu en azından teorik olarak kabul etmeliyim. Bak insanlar ben çok garipserim, halen de garipserim ama anlıyorum. Mesela ilişkilerde bu değersizlik kavramı. Sen bana kendini değersiz hissettiriyorsun. Hayatta söyleyebileceğimiz en yanlış ifade. Sen bana kendini değersiz hissettiriyorsun. Bu o kadar facia bir cümledir ki ama acele etmeyin. Kendinizi de siz de kullanmış olabilirsiniz. Utanmayın, kendinizi suçlamayın. Ama masaya koyun ve irdeleyin. Sen bana kendimi değersiz hissettiriyorsun. Ne kadar acı verici bir kelime. Şunu deseniz anlarım. Sen psikolojik düzeyde bir değersizlik duygusunun tetiklenmesine neden olacak şekilde davranıyorsun. Ama bak, sen bana kendimi değersiz hissettiriyorsun. Bu ne demek? Demek ki birisi bana kendimi değersiz hissettirebiliyor. Yani ben değersizim, kendim değersizim. O zaman otururum ben şu kararı veririm. Ya benim kendim değersiz bir şey. Ben bu ilişkide niye varım? Niye karşıdakini meşgul ediyorum? Demem gerekir değil mi? Bakın nereden tutsanız elinizde kalır. O yüzden ilişkilerimizde neyi beklediğimizi, neyi istediğimizi sorgulamalıyız. Ve bunların doğal olup olmadığını da sorgulamalıyız. Ya birisi beni olduğum gibi kabul etsin. Açıkça söyle bunu, karşındaki de bunu anlasın yani. Kardeşim bak sen beni her durumda olduğum gibi kabul et. Beni asla yargılama. Hangi tercihte bulunursam bulunayım, bana niye bu tercihte bulunuyorsun deme. Veya her durumda beni onayla. Bunu söyle, karşıdaki de nasıl bir kağıda imza attığını anlasın değil mi arkadaşlar? Objektif olmanın gereği değil mi? Bak biz hep samimiyetten bahsediyoruz değil mi? Hangimiz evlenirken veya bir ilişkiyi başlatırken samimi olduk? Samimi olmanın ne olduğunu bile bilmiyoruz çoğumuz. Seni seviyorum, ben de seni seviyorum, hadi bakalım. Ama bende var 100 tane psikolojik benlik, karşıda var 200 tane. Ya toplayın onları 300 tane, onları masaya koyun. Bak bu bununla kavga eder, bunları kenara koyalım. Şu şununla anlaşabilir. Bir yazmak lazım. Evet. İşte o yüzden dedim yani ilişkiler. Niye bugün insanların en temel problematik alanı ilişkiler? Bu yüzden bahsettiğim şey biraz anlaşılsa en azından %50 düşecektir. Yoksa psikolojik düzeyimizden baktığımızda ilişkilere kendi psikolojimizin görünmez yanlarından kendimizi bile haberi yok. İlişkide ortaya çıkıyor bazı şeyler. Ha, burada ne var? Önemli olan şey şu. İyi bir ilişki, tarafların bu anlamda birbirlerine psikolojik dünyalarını samimice açtığı ve tarafların birbirlerine yardımcı olma niyetiyle yaklaştığı bir ilişkidir. O ilişki psikolojik düzlemde makul bir ilişkidir. Sen bana psikolojini açıkça ifade et. Ben de sana açıkça ifade edeyim. Ve birbirimize gerçek anlamda destek olma. Birbirimize samimi bir biçimde destek olma. Birbirimize gerçekten fıtrat ve doğallık anlamında yardımcı olmak için birbirimizle güçlü ve nitelikli bir iletişim içinde olalım. İşte böyle bir ilişki iyi bir başlangıçtır. Ama böyle değilse hiç başlamayın daha iyi. Ya bunun için çok büyük bir düşman var. Yani şu dediğinizi yapabilmenin en büyük düşmanı değil mi? Zaten bakın insanlar birbirlerinden beklentilerini açık bir biçimde ifade etseler %50 ilişkiler başlamaz zaten.
Anladın mı? Yüzde, geri kalan %50'nin de %50'si soru işaretiyle başlar. Ama insanlar işte açık olmalı. Bir de şu var. Yani sen gelişime, değişime, dönüşüme açık mısın? Yoksa hayır ben böyleyim kabul edersen. Mesela bir ilişki de taraflardan veya ikisi böyleyse o ilişki de başlamalıdır. O yüzden iyi bir partner kendisi üzerinde çalışmaya niyetli olan bir partnerdir. Kendisi üzerinde çalışmaya, kendini gözlemlemeye ve kendisi için gerekli olan değişim ve dönüşümü gerçekleştirmeye niyeti ve çabası olan insan iyi bir partnerdir. Kimle evleneyim? Böyle birini bulursam evlenebiliriz. Teşekkür ederim. Bunu belki ileride devam ettiririz. Çünkü önemli bir konu. Sağ olun.